Merhaba. Ekranda gördüğünüz gibi parçamın üzerinde bir tane delik var. Ben bu deliği çoğaltmak istiyorum ama belli bir sınırlarda çoğaltmak istiyorum. Yani bu dairenin iç kısmında kalacak şekilde. Bunu da buradaki doldurarak çoğaltma yani fill pattern komutu yardımıyla yapabilirim. Geldim komuta girdim. Diyorum ki sınır olarak şu dairem olacak diyorum. Ve neyi çoğaltacağım? Çoğaltacak unsuru seçmem gerekir. Deliğimi. Peki hangi yönde çoğaltmak istiyorum? Bir kenar belirlemem lazım ki kenara göre ölçülen çoğaltmamı yapsın. Ben diyorum ki şu kenara göre çoğaltmayı yap. Hemen bakın çoğaltmam ekranda görüntü olarak sunuyor. Çoğaltma yerleşimleri var değişik değişik. Bakın paralelde çoğaltma, dairesel olarak çoğaltma, düz bir şekilde daha doğrusu kare olarak çoğaltma, gene çokgenli halde çoğaltma. Kenar sayısını buradan değiştirebiliyorum. Peki neler yapabiliyoruz? Tek tek inceleyelim. Eksen arası mesafemi değiştirebiliyorum. Bakın. Buradan artı eksilerle yapabildiğim gibi kendim değer de verebiliyorum. Örneğin 20 olsun dedim. Derecesini değiştirebiliyorum. Ve öteleyebiliyorum. Sınırdan 10 milim içeride kalsın, dışarıda kalsın ya da sıfırlansın diyebiliyorum. Dairesel olarak çoğaltabiliyoruz. Bunda da gene eksen arası mesafem belli bakın. Şu şekilde, şu şekilde onları verebiliyoruz. Düz bir şekilde olduğuna gene eksenler arası mesafemi verebiliyorum. Kare şeklinde bunu da çoğaltıyor. Çokgende de kenar sayısını vererek gördüğünüz gibi çoğaltmaları gerçekleştirebiliyorum. Bunda önemli olan sınırı belirlemek. Ben dairesel olarak diyeyim. Şu değeri de biraz küçülttük mü? Parçamızı daha net görebiliriz. 25 yapalım. Gördüğünüz gibi çoğaltma dedim. Onay verdiğimde de deliklerimi oluşturmuş oldum. Sınırım, çoğaltmam ve yönüm, çoğaltacak unsuru ve yönünü seçtikten sonra ölçülere giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi çoğaltmayı gerçekleştiriyoruz. Fill pattern yani doldurarak çoğaltma komutu yardımıyla.